Bir ayet, bir açıklama. İbrahim Suresi 32-33-34. Ayeler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıram. O merhametli Allah ki göğleri ve yeri yarattı. Göğden su indirip onunla sizin için növbe növbe sulardan ruzi yetiştirdi. Emriyle denizde yüzmek için gemileri sizin ihtiyarınıza verdi ve çayları size ram etti. Müeyyen edilmiş yolla daim hareket eden güneşi ve ayı size tabi etti. Geceni ve gündüzü size ram etti. O size istediğiniz her şeyden vermiştir. Eğer Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız onları sayıp kurtarabilmezsiniz. Hakikaten insan çok zalim, çok nankördür. Göylerin ve yerin yaratıcısı olan Rabbimiz, ayeden insanlar için zaruri nimet olan suyu göğden indirdiğini bildirir. Yeryüzünde bir saniyede milyonlarla kubmetre su okyanlardan atmosfere, oradan da kuru sahillere devredir. Bu su ile torpaklar canlanır, bitkiler yetişir, hayat devam eder. Allah'ın büyük bir lütfu olan bu devran sayesinde insanlar suya olan talabatlarını asanlıkla ödeyir, rahat yaşayırlar. Aynı zamanda ayette gemilerin denizlerde hareketinin de Allah'ın insanlara bahşettiği bir nimet olduğu bildirilir. Elbette ki suyun insanlara ram edilmesi Allah'ın büyük bir lütfudur. Allah dilediği için su taşımak hususiyetine maliktir. Allah'ın emriyle gemiler suyun üzerinde hareket edirler. Ayenin devamında canlı cansız bütün varlıkların Allah'ın nezareti altında olduğu bildirilir. Rabbimiz kainatı insan için yaratmış, güneşi, ayı, geceni ve gündüzü onun ihtiyarına vermiş ve onu her cür nimetle temin etmiştir. Ayenin sonunda ise Allah kullarına istedikleri her şeyi verdiğini bildirir. Allah dünya hayatında insanlara bahşettiği güzelliklere dikkat çekir, bu nimetleri saymakla bitmeyecek kadar çok ve muhtelif olduğunu hatırlatır. Göğüzünden denizin derinliklerine kadar her yerde Allah sayısız hesapsız nimetler yaratmıştır. Ancak bazı insanlar bu kadar nimet ve güzelliğe bakmayarak Allah'ı lazımınca takdir edebilmirler ve Rabbimizin verdiği nimetlere nankörlük edirler. Halbuki insan onun için yaradılan bütün nimetlere şükretmeli ve dünya hayatında Allah'ın beğendiği ahlaka yiyelenmelidir.